Yani aslında gelmeyecektim. Gelmemek için onlarca sebep aradım ama en sonunda o zaman anladım ne kadar gelmek istediğimi. Okula geldim ama bir sebepten geldim şimdi. Yani hiç özlememişim. Çok teşekkür ederim yani. Çok güzel vakitlerim geçti ama hiç özlememişim seni ya. Okula bir daha gelmem dedim ama bir olayı unuttuk. Diploma. Fakat ben yaz okulunda mezun olduğum için diplomayı nasıl alacağım bir soru işareti haline geldi. Şimdi o işi öğreneceğim. Kesin mezunum, hani internette falan görünüyor sisteminde cartı curtta ama diploma işini nasıl yapacağımızı henüz bir çözemedik. Şimdi onu çözmeye, öğrenci işleriyle görüşmeye, bu pazartesi gününde İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeyiz gene arkadaşlar. Şaka bir yana yüksek ihtimalle yerden belge talebi, yani bu biraz daha sürer. Öyle zart diye alabileceğimi düşünmüyorum ben yaz okulunda mezun olduğumdan dolayı ama herhalde bir ay içinde falan alırım. Hadi gidip bakalım. Çok hızlı oldu, ben de anlamadım. 2-3 hafta içinde alabilirmiş. Aslında bir mobilya almaya geldim buraya da istediğimi bulamadığım için dönüyorum. Yani aradığım şeyin tam olarak karşılığı yok. Acayip bir trafik var. Bugün hiçbir şey istediğim gibi gitmediği için, istediğim gibi gitmedi değil de yani başka bir güne kaldı daha doğrusu. Dedim bugün de boş geçirmeyeyim, biraz muhabbet ederiz. Oradan da eve geçeceğim. Bir 3-5 saat çünkü bilgisayar başında işim var. Hazır bundan başlayayım muhabbet etmeye. Birincisi ben çok sık gözlük takıyorum. Birçok fotoğrafımda gözlüklü, işte ne bileyim videolarda çok fazla gözlüklüyüm falan. Bunun sebebi işte artistik ya da işte gözlükle iyi çıktığımı düşünüyorum falan değil. Gözlerim 7'ye 5,5 bozuk. Sol gözüm 7, sağ gözüm 5,5 miyop. Üstüne 1'e 1,25 astigmatım var. Yani gözümde lens olmadan neredeyse körüm. Sabah kalksam 3-4 metre mesafemdeki insanlar fiziksel özellikleri aynı olduğu zaman ayırt edilemez halde oluyorlar benim için. Öyle anlatayım göz bozukluğumu. Ve bu göz bozukluğu da benim güneş ışığından aşırı rahatsız olmama sebep veriyor. Direkt gözlerim kısılıyor. Bir süre sonra da baş ağrısı ve işte gözde kızarıklık, biraz lensin de tabii etkisi var falan falan gibi bir ton probleme sebep oluyor. O yüzden çok sık gözlük takan bir adamım ben. Yoksa artistlikten değil. Seviyorum. Orası ayrı mevzu ama biraz da zaruri. Zaruri mi? Mecburi. İkincisi, biraz önce size gösterdiğim Teknosa. Ya oranın benim için çok saçma sapan bir anısı var, tamam mı? Saçma sapan bir anısı değil de saçma sapan bir dönemde yeri var. Lisedeyken, lise hazırlık ve 8. sınıf dönemleri büyük futbola aşığıydım. Ama öyle böyle değil yani. Hastasıydım, futbolla yatıyordum, futbolla kalkıyordum. Ronaldinho'nun prime time döneminin son zamanlarıydı. Herkes Ronaldinho hastasıydı yani. Sokakta kime sorsanız herkes Ronaldinho hastasıydı. Bir de Joe Cole hastasıydım. Kelal Haka. Kanat oyuncu çok seven bir adam olduğum için ve kanat oynadığım için o zaman da böyle acayip sıkı takip ettiğim iki adamdı benim. Ronaldinho ve Joe Cole. Joe Cole. Joe Cole. O dönem böyle Ronaldinho'ların işte Joga Bonito, sokak futbolu, FIFA Street'in inanılmaz peak yaptığı zamanlar. Herkes onları konuşuyor. Barcelona dönemi olmuş, Ronaldinho'nun aşırı iyi goller atıyor falan. Aa, çok acayip zamanlardı yani. Tüylerim diken diken oldu hatırladığım zaman. Dolayısıyla benim için futbol çok önemli bir noktadaydı. Çok arkadaşım yoktu. Hatta 2 arkadaşım falan vardı, öyle söyleyeyim. Sosyal olarak çok zayıf bir adamdım. Kimseyle konuşamıyordum, kimseyle görüşemiyordum. Yoktu yani. Sinirli bir adamdım zaten. Çocukken yaşadıklarımdan dolayı duygusal bir ton travmam vardı. Atlatması uzun sürdü, carçurt. İşte anne olayları, taşınma olayları. 6 kere 7 kere okul değiştirdim. 5 tane ev değiştirdim belki. 4-5 tane falan falan. Bir ton problem oldu hayatımda. Sonra o dönem biraz evden kaçmak. Ailemle de aram çok kötüydü. Babamla falan hiç konuşmuyorduk adam akıllı. Biraz evden kaçmak, biraz da futbol olan sevgimden dolayı. Halide Edip adı var. Lisesinin olduğu yerde, Şişli'de. Aynı zamanda bir futbol takımları vardı. Artık 6. ligde mi 7. ligde mi oynuyorlardı? İnan bilmiyorum. Oraya top oynamaya gidiyordum. Akşam 7-7.30 gibi antrenmanları vardı. Kum bir sahada. Benim gibi 30 tane adam antrenmana çıkıyorduk. Ben okuldan 3.30'da çıkıyordum Maslak'tan. İşte saat 7'ye kadar, dolayısıyla bir 3-3.30-4 saatlik bir zaman dilimi oluyordu. O zaman diliminde ben de Mecidiyeköy'e geliyordum. Antrenman burada diye. Biraz da böyle kaostan kaçmak için, iş çıkışına falan denk gelmemek için. Ve o Teknosa'ya gidiyordum. Tamam, o Teknosa'da da o dönem işte atıyorum ne çıkıyor abi? FIFA 10 mu çıkıyor? 11 mi çıkıyor? Sallıyor. sallıyorum götümden şu anda. Oturuyordum. Millet varsa milletle FIFA oynuyordum. Yoksa CPU ile FIFA oynuyordum. Çok fazla FIFA oynuyordum. PES oynuyordum. Daha doğrusu o zamanlar PES oynuyordum sanırım. Ve acayip iyi oynamaya başladım bir süre sonra. O kadar sık oynuyorum ki haftanın 4 günü mü 3 günü mü antrenman var. Bir süre sonra antrenman olmadığı günlerde evdekilere antrenman var deyip yine oraya gidip yine oynamaya devam ediyordum. Hatta benim gibi gelen 2-3 tane daha çocuk vardı sürekli beraber oynadığımız. Bir süre sonra bu böyle bir alışkanlık haline geldi. Ne bileyim, bir düzen haline geldi. Uzun bir dönem orada 3 saat, 3,5 saat sadece futbol oynadım abi. Şeyde, PlayStation'da. Ama tabii benim için kötü zamanlar olduğu için bir yandan da. Şimdi Cevahir'e böyle aylar yıllar sonra gittim. Görünce tüylerim diken diken oldu. O zamanki hallerimi hatırladım. Sonra futbol bitti. 6-7 ay sonra futbolu bir anda bırakmaya karar verdim. Yine Mecidiyeköy'de, Ortaklar Caddesi'nde Haluk Tarcan adında, Google'dan bakarsınız çok merak edenler için hani. Çok yaşlı ama vefat etti galiba geçen sene Aralık ayında ya da bu senenin başında. Toprağı bol olsun. Çok da sinirli ama çok donanımlı bir adamdı. Ön Türkler ve piyanistti zaten. Piyano konusunda aşırı donanımlı, aşırı bilgili bir adamdan ders almaya başladım. Tabii yaşı çok fazlaydı. 70'in zaten üzerindeydi. 80'lere yakındı. Yaşının verdiği sabırsızlıktan dolayı çok tahammülsüz bir adamdı. Ama bana piyano konusunda acayip şeyler öğretti. Almanların Clementi dedikleri bir piyano kitabı var. Onu bitirtti. Benim tüm hayalim Fantasy Impromptu adında bir sanat eserini çalmaktı. Ona yardımcı oldu Carçur. Acayip bir dönemdi. Böyle abi geliyordum Ortaklar Caddesi'nde bir binanın 6. ya da 5. katı sanırım bir salona vinçle kuyruklu piyano sokmuşlardı ve soktukları salonu komple yalıtımla çevrelemişlerdi. Orada eğitim veriyordu hoca. Düşünsenize abi 6. kata çıkıyorsun. Salonun ortasında kocaman bir kuyruklu piyano var. Zaten 1-2 koltuğu ve her yeri kitap olan bir odası vardı. Şimdi böyle Mecidiyeköy'e ne zaman gelsem bu iki olay sürekli aklıma gelir. Hadi boş yapayım dedim. Hadi eve gidiyorum. Ay anasını, ne zamanlardı ya. Şaka gibi. Sanki bambaşka bir zamanmış gibi hissediyorum artık. Hiç yaşamamış gibi hissediyorum o zamanları. Böyle aklımda bazı anıları ama sanki uzaklaştılar benden acayip şekilde. Unuttum yani. Ay anasını. Bunları bana hatırlarsınız belki videoda göstermiştim. Eray hediye etmişti. Eray, buraya koydum bunları, tamam mı? Artık buradalar. Bunu niye söylüyorum? Eray bunları bana hediye ettikten sonra benim kafamı s**tı çünkü. Bıktı s**tı. Her yayın geliyor. Iron Man'leri ne yaptın? Aynen burada Iron Man'ler. Ne yapacağım oğlum bunları ya? Başka koydum işte buraya. Aa Iron Man'ler nerede? Vallahi aldım alacağıma pişman oldum ya. Lan bırak. Atladım. Saat gecenin 12'si. 12'sine 10 geçiyor. 12'sine 10 geçiyor ne ya? Ben bir yayın açtım. 1,5 saat sürer falan diye düşünüyordum. Hala devam ediyor. Ben de anlamadım diye devam ediyor. Ama devam ediyor. Neredeyse 3 saattir yayındayız. Bu çocukların hepsi 2 saat 45 dakikadır sağ olsunlar. Benim çenemi çekiyorlar. Yetmiyor. Benimle muhabbet ediyorlar. Biraz da kafa dağıtıyoruz şu anda yani. En son abuk subuk konular konuşuyorduk. Bu YouTube'da olmasın. Yani onları yayına gelirseniz görürsünüz. Ama teknik olarak totalde iyiydi. Yasin senin o bıktıkını da gördüm. Hadi yarın sabaha geçelim. Size şimdi ilginç bir şey göstereceğim. Hatırlarsınız ki önceki vlogda mı ne Eskişehir'e gittim ya, orada size bir motor göstermiştim Multisada. O motor yarıştan geldi, şu an önümde. Motorun haline bakın şimdi. Tabii bir hafta toprakta yarıştıktan sonra o Multisada'nın hali. Gerçi iyi bile yani, bakmayın. Bu makinenin lastiği falan patladı. Jant üzerinde finish bitirdi. Abi hale bak. İnanılmaz. Bu da yarışta kullanılan servis aracı. Nice marketing hocam. Orhan abi. Çıkma mı? Ya bodybuilding misin be? Vallahi şu hale bak ya. Eski bodycilerden kim kaldı? Bakalım. Yap abi. Yap şovunu. Öf. Triseps'e... Oh, taş gibi bu ne? Müthiş bir adamsın ya. Peki Canberk'in arabalarında bugün yeni poloda mıyız? Yaşıyor musun bu hayatı? Adam gibi söylüyor. Tabii yaşıyorum. Hafif yaşıyorsun. Şu işe girdiğimden beri sanırım 100'den farklı test aracı kullanmış olmam lazım. Rahat 100. Ben zaten 20 Stiber kullandım. Tabii model olarak. Bazılarını 3-4 defa alıyorum. Özellikle yakıt veren markalar. Örneğin Volkswagen. Sen inanılmazsın ya. Bunu var ya bütün markalara göndereceğim. Bu böyle gönder, bir... Gönder. Yakıt açmayanlar da yakıt açsın. Yalnız yakışıklı, Golf gibi duruyor uzaktan. Ha, küçük Golf olmuş. Abi rengi hiç benlik değil ya. Değil, senlik değil. Benlik de değil. Senlik de değil. Canberk'le şey konuşuyoruz. Şimdi benim araba biraz eskidi malum. Benim araba 10 yaşına girdi oğlum. 10 yaşını da geçti hatta. Ne alayım ne almayayım falan. Fiyatlar da acayip bildiğiniz üzere. O yüzden kafam da karışık bir tık. Polo alacağız yani. Kenarda bir 200 bin liramız yok yani. Hani sadece yapılsa nasıl bir şey yapılır onu konuşuyoruz öyle. Ben isterdim bu araba benim olsun. ama maalesef değil. Yalnız yeni polonun içi, bu daha hiçbir video çıkmadı değil mi daha? Sen yayınlayana kadar en azından birkaç kanalda çıkar. Ha, ama çıkar. Henüz bugün satışta değil bu araba. Okey. Oha, şu an satışın olmayan bir arabadayım. Satış olmayan bir araba. Ne diyorsun ya? 24'ünde satışa çıkıyor. Ya kesin bu arada araba hastaları biliyordur bunun içini dışını tabii. Görmüşlerdir fotoğrafını da. Aynen. Ama tek kötü yanı işte USB çıkışı yok abi. Type-C hepsi. Nasıl ya? Ben Type-C kablo kullanmak zorunda mıyım? Nasıl? USB hiç verdi yok mu bu arabada? Yok. Vallahi bir şey diyeyim birader, derdiniz. Vallahi. Şu dakikaya kadar inanılmaz sakin geçen bir hafta. Bu videoyu da 3. kere çekiyorum. 2 kere kazayla kapattım. Neden? Aslında onu bir anlatayım. Birincisi, önümüzdeki hafta Antalya'ya geliyorum. Neden? Bu videoyu zaten ben yaptım da. Önümüzdeki hafta Triumph Ducati, Scrambler Ducati, Kudur. Bir de bir tane daha sürpriz motor var. Bunların test sürüşleri için Antalya'ya cam motora geliyoruz. Cam motoru bilmiyorum. Tahminim en azından bir 3 gün, 4 gün kadar falan Antalya'da olurum. Hem test sürüş günlerini videolamak için, hem vlogum için, hem de drone operatörü lazımdı. O yüzden benim için de win-win bir iş. Bir de malum biliyorsunuz Ducati ile beraberiz birçok işte. O yüzden video var. Bir de akşam yayın var. Yayından önce bir şey test edeceğim. Benim evin burası malum otobanın dibinde olduğu için yol sesimiz hep var. Ve şu anda kullandığım şu mikrofon hem yerinden dolayı hem de ses kartından dolayı bence bir tık daha ayar yapsam iyi olurdu ama bu yol sesini bayağı alıyor. Tripodum falan da müsait değil hani almaması için. O yüzden Burak bana bunu hediye etti. Ya bu reklam falan filan değil. Ben de bilmiyorum şimdi kullanacağım ama farklı farklı modları olan güzel bir cihaza benziyor. İnanın deneyeceğim. Umarım yayınların kalitesini arttıracak bu da. Çok şık duruyor ya. Valla Burak abi birkaç kere teşekkür ettim ama tekrardan teşekkür ederim. Aa, çok havalı bu. Bam bam bam. Hadi boys gidelim. Sen yolda çok keyif alacaksın. Ya. Kank. Lan. Nereye gidiyorsun? Sağdan çıkacağız. Gişelere kadar biraz trafik var. Sonrası açık. Oradan sonra eğleniriz. Güzel bir cumartesi gününden hepinize merhaba. Ki önceki video Burak Eskişehir'e gelmişti. Ondan sonra bu sefer ne Burak Eskişehir'e gelmişti ya. 2 önceki video ben Eskişehir'e gitmiştim. Ne yapıyorsun brom ya? Bu sefer onlar İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmişlerken ben de dedim ki güzel bir şey deneyelim. Rocket'ı zaten biliyorsunuz. Onunla tanıştığımdan beri bir sevdamız var. Dedim denemek ister misin? Burak da dedi ki kurda sormuşlar tavuk sever misin? Gülmekten söyleyememiş dedi. Dedim okey çıkalım o zaman. Bu arada Burak diyorum. Sizin bildiğiniz adıyla Alfa Motovlogger. Çok eski dostum be. 5-6 senedir tanışıyoruz. Tabii o Eskişehir'de olduğundan ben de İstanbul'da olduğumdan çok sık görüşebilen iki arkadaş değiliz. Hani ikimiz de böyle sosyal medyadan konuşma yanlısı adamlar da değiliz. O yüzden genelde yüz yüze geldiğimizde gelmişken de güzel etkinlik yapalım diyoruz. Yalnız adama motorcuk oturdu ya. Hop. Ne oldu? Emniyete dikkat et. Oraya ara ara atlarlar bugün cumartesi oldukları için. Nasıl? Anlattığım kadar var. Abi. Açık ya. Değil. Nasıl değil? Ay, neyse iyi oldu boşver. Da fark ettik yani. Vay arkadaş ne oldu sana? Oy kötü bir kaza gördüm. Hızlı alıştı o motora. İstanbul'u az bildiği için bir yandan ona ben göstereyim dedim de hani burada trafik yoktur burada vardım. Vay. Çok iyi. Ne zamandır gazladığım arkadaşım yoktu. Aşırı mutluyum şu anda. Nasıl? Dedim mi? Alet gerçekten çok acayip. Ben sana dedim ama. Sana bak abarttığın bir şey var mı? Abi gerçekten yok değil mi? Bir şeyin üstünde gidiyorum ve acayip hızlı gidiyorum. Herkes 6 silindir sanıyor ama 3 silindir. Ama bacaklarım o kadar yakmadı biliyor musun? Bunu görünce bacağını yakar diye düşünüyorsun. Esas monster bu abi. Benimki bunun yanında. Cını var. Geliyorum. Canberk. İyisin. Arkadaşlar yeni TikTok fenomeniniz bu arada. Abi. 10 videoda 3700 takipçiye geldi. 2 milyonda geçtik. Beni geçecek canım. Ben hala aynı 6 yılda hiçbir yere gelemeyen YouTube'daki tek kanal. Destekleriniz kanka için teşekkür ediyorum. Kanka bak bu reklamların çok artıyor. Ayağını denk al. Yeri gelir sana da reklam yaparız. Allah. Bu medyacıların hepsi böyle. Ben aslında başka bir şey anlatacaktım da bunun reklamını yaptık. Bak şimdi. Enes bir göstersene bizim fotoğrafı. Diyiciler hazır mı? Hazır değil. Ben de hiç değildim bu arada. Enes de bizim 2016 mı bu? 2017'de şu adam arkadaşlar, inanır mısınız? Ben de o zaman tabii emekli asubay. Bugün eski anma günü, bak Çağatay ve Çağatay'la ben. Oğlum çok yaşlandım ben ya. Kaç bu? 2010. 2016 sanırım. 16-17 falan. 16-17 falan. DRD buluşması çünkü, o evet, tişörtümü evet, hatırlıyorum orada. Buralar falan da vardı. Var. İzlemesi en keyifli işlerden birini izliyorum şu anda. İsa ile şu aradan gördünüz. İsa ile en son Desmo videosunda beraberdik. Antalya'ya gidecek test motorlarının hazırlıklarını yapıyor İsa. Ben de onu çekiyorum yani, çok bir şey yapabildiğim yok ama varlığım yeter. Evet, kesinlikle. Hasan abi de çok ağır bakımlarla uğraşıyor şu anda, görmeniz lazım. Özellikle en sıkıntılı modellere geldik. Günün sonunda gördüğünüz gibi Çağatay arkada stresten maskesini çıkarmış, bir lanet olsun modunda. Göstereyim size hangi model. Dizim olarak kayışlarını değiştireceğiz. Aynı zamanda 200'den sonra kafa sallıyor. Direksiyon amortisörü falan montajı yapacağız birazdan. Her şeyden öncesi güvenlik. Biz müşterimizin güvenliği için buradayız. Kamu spotu muydu bu şimdi? Hakikaten bunlar niye burada ya? Gördüğünüz gibi bakım yapıyoruz bunlara da.